CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını birçok Cumhuriyet Halk Partili yönetici istiyor. Genel başkan yardımcıları olsun, il başkanları, ilçe başkanları olsun, katıldıkları birçok etkinlikte Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanı adayı diyorlar. Millet İttifakı'nın ortaklarından olan İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı Koray Aydın da Denizli'de bu tartışmalara değindi ve şu açıklamayı yaptı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına yönelik soruyu Aydın, öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe çok var. Yani Cumhuriyet Halk Partiler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakarken İyi Parti yok öyle bir şey konuşmadık diyor, desteklemiyor. Ola ki Meral Akşener ayrı, Kılıçdaroğlu ayrı aday oldu ve seçime katıldılar. İnanın bana seçim belki de birinci turda dahi sonuçlanabilir. Şu anda AKP ve MHP'nin kazanma ihtimali çok düşük, %50'nin altındalar. Ama bu adaylarla Erdoğan'ın karşısına tekrar çıkarsa muhalefet kazanma ihtimali yok. Neden anlamıyorlar? Neden ısrar ediyorlar? Halkın arasına indikleri zaman iki adayın seçimi kazanabileceği konuşuluyor. Birçok ankette bunu söylüyor. Birisi Ekrem İmamoğlu, diğeri ise Mansur Yavaş. Muhalefet bu isimlerden biriyle seçime katılmazsa şansı yok. Bunu söylediğimiz için de kızanlar var. İstediğiniz kadar kızın, gerçek bu. Meral Akşener bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden daha az oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu deseniz girdiği 9 seçimi kaybetti. Taban tarafından da bir desteği yok. CHP tabanının büyük bir bölümünü İyi Parti'ye kaptırmış, bir bölümünü HDP'ye kaptırmış, bir bölümünü Muharrem İnce'nin partisine kaptırmış bir parti. %18, %20 sıralamasında yerinde sayan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta bu. İyi Parti ise tüm gücünü MHP ve Bahçeli'yi desteklemeyen ülkücü seçmenden alıyor. Çünkü MHP'lilerin tümü artık MHP'ye oy vermiyor. Çünkü MHP AKP ile ittifak kurduğu için büyük bir bölümü İyi Parti'yi desteklemeye başladı. Kılıçdaroğlu ve politikalarından rahatsız olan CHP seçmeninin büyük bir bölümü de İyi Parti'ye oy verdi. Bir önceki seçimde onlardan biri de bendim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumu Muharrem İnce'ye verdim. Milletvekili seçiminde de İyi Parti'ye verdim. İyi Parti işte bu şekilde oluşmuş bir parti. Ama şunu görmeleri gerekiyor. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda seçim birinci turda olmasa bile ikinci turda kazanma ihtimali çok yüksek. Ama Meral Akşener veya Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın karşısına çıkıp yarışmak isterlerse hiç kusura bakmasınlar, bir seçimi daha hediye ederler. Zaten onların amacı da o. Bir seçimi daha hediye etmek. Başka bir şey değil yani.